Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli İspanyol omleti tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için 1 adet soğan, 2 adet de patates kullanacağız. Patates miktarını kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Soğanı ortadan ikiye bölüyorum. Yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Doğradığım soğanları tavaya alıyorum. Patatesleri de doğrayalım. Patatesi şöyle ortadan ikiye kesiyorum. İnce ince doğruyorum. Eğer patatesiniz büyükse 3'e de bölebilirsiniz. Diğer patatesimiz biraz büyük olduğu için ortadan ikiye kestikten sonra tekrardan ortadan ikiye bölerek doğruyorum. Patateslerimiz de hazır. Şimdi pişirme işlemine geçebiliriz. Tavayı ocağa aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Soğanı hafif diriliğini kaybedinceye kadar soteleyeceğim. Soğanı soteledikten sonra patatesleri ekliyorum. Patatesler yumuşayıp hafif kavruluncaya kadar pişireceğim. Kapağını da kapatalım ki daha çabuk pişsin. Patatesi mutlaka ara ara karıştıralım. Patatesi kontrol edelim. Gayet güzel bir biçimde kavruldu. Bıçakla kontrol ediyorum. Evet, yumuşacık pişmiş. Ocağı kapatıyorum. 2-3 dakika kadar soğumaya bırakıyorum. Bu sırada da yumurtasını hazırlayacağım. Tarifimiz için 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtayı da yine aynı şekilde kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Yarımşar çay kaşığı, toz biber, pul biber ve tuz ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Birbirine karışıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Patatesleri 2-3 dakika kadar dinlendirdikten sonra hazırladığım yumurtanın içerisine ekliyorum. Birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştıralım. Şimdi karışımımızı tavaya alacağız. Tavanın zaten biraz yağ vardı. O nedenle eklemiyorum. Patatesli yumurtalı karışımı tavaya aktarıyorum. Tavayı ocağa aldım. Kapağını da kapatıyorum. Alt tarafı kızarıncaya kadar pişireceğim. Omletimizin alt tarafını kontrol edelim. Alt tarafı gayet güzel bir biçimde kızarmış. Şimdi ters çevireceğim. Bir kapak veya tabak yardımıyla ters çevirelim. Yapışmaması için kapağın İçine bu şekilde sıvı yağ ile yağladım. Alt tarafı da kızarıncaya kadar pişireceğim. Alt tarafını da kontrol ediyorum. Evet, altı da çok güzel kızarmış. Şimdi artık ocağımızı kapatabiliriz. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Kahvaltı için gerçekten
muhteşem bir alternatif. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.